olan konuşmalarımızda veya diğer şeylerde mikrofonumuz kapalı olursa çok çok seviniriz. Siz sayın şampiyonumuzla ya da sayın şampiyonumuz sizlere bir şeyler söylemek istediği andan itibaren de mikrofonunuzu açar. Hemen arkasından bittikten sonra da kapatırsanız çok seviniriz. Oldu mu? Evet, dünya ve olimpiyat şampiyonumuz aramızda, Süleyman Atlı aramızda, Muğla'mızın gururu aramızda. İl Milli Eğitim Müdürümüzün valilikteki toplantısı uzadığı için gecikmeli olarak katılacak. O geldikten sonra programımıza yeniden dönüş gerçekleştireceğiz. İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz Mehmet Yaşar şu an aramızda. Değerli okul müdürlerimiz aramızda. Öğrencilerimiz aramızda. Onlarla birlikte söyleşimizi az sonra gerçekleştireceğiz. Süleyman Hocam. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, merhabalar Süleyman Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, kolay gelsin. Eyvallah. Bir saniye. Evet, söyleşimize başlıyoruz değerli arkadaşlar. Sayın İl Milli Eğitim Şube Müdürüm, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonası güreşçimiz Süleyman Atlı, değerli okul müdürlerimiz, yarınımızın ümidi sevgili gençlerimiz. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sizlerin nezdinde tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüzün talimatları doğrultusunda müdürlüğümüzce de Gençlik Haftası boyunca sizlere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün de Muğla'mızın gururu, beş kazamızın altın evladı, Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçimiz Süleyman Atlı'yı sizlerle buluşturuyoruz. Bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere davetimizi kırmayıp katılım gösteren şampiyon güreşçimize, Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı Devrim Hoca'ya ve yönetimine ve katılım gösteren tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, şampiyonumuzun son Avrupa mücadelesinden kısa bir kesitin olduğu video ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Я выпишу. Видео уже кейфим я включил, arkadaşlar. Videomuzun sesini duyabildik mi? Ses gelmedi hocam. Ses gelmedi değil mi? Evet.
Yeniden yayınlamak isteriz sabrınız için. Şimdiden teşekkür ederiz. Videomuzu yeniden yayınlıyoruz. Evet, kapatma bunu. Biz Süleyman attı edecek bu müsabakada altın madalya için rakibi Rusya adına işte rakibimizle olmuştu Süleyman'ın. Burada Süleyman o organizmalar ülkelerine kota kazandırmışlardı. Veriyor Süleyman attı. Harika attı. Bir de köprü pozisyonlarını getiriyor. Hayır. Ayak görülürse sadece burada hamlesi ekranların gayet bir güreşçimiz. Rakip dikkat etmesi ayrıntı olarak görülüyor şu anda. Bu Süleyman. Artık müsabakada Süleyman attı direniyor. Geride olan güreşçi Monduş. Bir puanın yetmeyeceği hesabı için 2 puandan almıştı Monduş. Süleyman attı. Çaba örneği gösteriyor. Monduş'un rakibi ihtar puan çalınıyor. Gelen artık Süleyman Atlı altın madalyanın sahibi olmak üzere Aydın Direk. Tur. Bayrağımızla zafer turu Süleyman Atlı'dan. Sayın şampiyonu bu günleri yeniden yaşadınız mı? Evet Mustafa Bey, gerçekten benim için güzel bir gururu olan bir andı. Tabii ki tekrar ne kadar izlesek de tüyleri de insana diken diken oluyor. Evet orada. Kesinlikle. Bir başarı sayesinde İstiklal Marşı'nı okutmak gerçekten o duyguyu gerçekten anlatılmaz, yaşanır. Zaten her izlediğimde de o duyguyu yaşıyorum. Gerçekten doğru, teşekkür ederim doğru. Bu güzel video için. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Göğsümüzü her zaman kabartıyorsun. Muğla'mızın gururu olmaya devam ediyorsun. Allah daha nice başarılarını daim etsin inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Kıymetli konuklar, sayın güreşçimizin, milli güreşçimiz Süleyman Atlı'nın özgeçmişini okumak istiyorum izninizle. 24 Temmuz 1994'te Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Tedaş Kulübü adına güreşen milli güreşçimiz Süleyman Atlı aynı zamanda üniversiteye devam ediyor. Güreş hayatına 2005 yılında Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'nde başladı. Genç yaşta büyük başarılara imza atan Süleyman Atlı daha sonra Ankara Tedaş Spor Kulübü'ne transfer oldu. Güreşin temel eğitimini Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'nde antrenörleri Mehmet Güçlü, İnanç Güçlü, Mustafa Boylu, Bünyamin Emik ve Abdullah Aldemir antrenörlerinden aldı. Daha sonra Tedaş Spor Kulübü'ne transfer olduktan sonra Yüksel Şanlı antrenöründen eğitim almaya başladı. Şu anda milli takımda İbrahim Akgün, İshak İbrahim Hanov, Adem Bereket, Abdullah Çakmar, Remzi Musaoğlu ve Ramazan Şahin antrenörlerinden güreş eğitimi almaya devam ediyor. Gençlerde Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan Süleyman Atlı, geçtiğimiz günlerde Polonya'da düzenlenen 2. Dünya Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda Avrupa Şampiyonu olarak adını olimpiyatlara yazdırdı, göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Şampiyonumuzun isterseniz madalyalarından da kısaca bir bahsetmek isterim. Dünya Şampiyonası'nda 2019 Nur Sultan Kazakistan'da 57 kilogramda gümüş, 2018 Macaristan Budapeşte de bronz, Avrupa Şampiyonası'nda evet son geçtiğimiz ay Polonya'da Varşova'da 2021'de altın madalya olarak az önce videosunu izlediğimiz şampiyonumuzun altın madalyası mevcut 57 kiloda. 2020 Roma İtalya'da gümüş madalya, 2019 Romanya Bükreş'te altın madalya, 2017 Sırbistan Novi Sad'da bronz madalya, Avrupa oyunlarında da yine 2019 Belarus Minsk'te bronz madalya kazandı şampiyonumuz. Canı yürekten kutluyoruz. Dediğimiz gibi başarıların daim olsun şampiyonumuz. Şimdi isterseniz şöyle ben bir kısa giriş yaparak şampiyonumuza sözü bırakmak istiyorum. Hatırlayacaktır kesinlikle. Sınıf öğretmeni Kemal Erbil'e geçtiğinde
Fethiye Yeni Evler Mahallesi'ndeki Hallaş Mezarlığı'nın çimlerinde güreşe başladı. Doğru mudur sayın şampiyonumuz? Evet, evet doğru. Buradan başlayıp dünya ve olimpiyat yolculuğuna uzanan kariyerinizi ve özgeçmişinizi bizimle paylaşır mısınız? Özgeçmişinizi ben az önce okudum. Siz duygularınızı ifade etmek için mikrofonu size bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bu organizasyonu, bu toplantıyı düzenleyen Milli Eğitim Müdürümüz Pervin Töre'ye ve İl Milli Eğitim Müdürü personellerine çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Beşkaza Kültür ve Dayanışma Derneği Platformu Başkanı Devrim Karakuş'a ve onun üyelerine de çok teşekkür ederim. Ve Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi hocalarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim buralara gelmemdeki en büyük etken onlardı. Çünkü biz yeri geldi, tabiri caizse bir ekmeği beraber paylaştık. Gerçekten bende çok büyük emekleri var. Burada sizlerin huzurunuzda Mehmet Güçlü Hoca'ya, Bünyamin Hoca'ya, Abdullah Hoca'ya, Mustafa Boylu Hoca'ya, Güreş Eğitim Merkezi personellerimizden Mehmet abiye çok teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben tekrar özgeçmişimi çok az özet geçmek istiyorum. 1994 Fethiye doğumluyum. 2005 yılı Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'nde profesyonel, hani amatör olarak öyle söyleyeyim, amatör olarak güreş hayatıma başladım. Daha öncesinde az önce bahsettiğiniz gibi Fethiye'de mezarlıkta antrenman yapıyorduk Kemal Hoca sayesinde, Kemal Hoca'nın önderliğinde. Kemal Hoca'nın da bende emeği çoktur. Tabii ki bir nevi beni keşfeden, beni güreşe sevdiren bir hocamdır. Bende yeri çok ayrıdır. Daha sonra Ankara TEDAŞ Spor Kulübü'ne transfer oldum. Ve şu an Ankara Aski Spor Kulübü'ndeyim. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü'nde güreş hayatıma devam ediyorum. Ve şu an Menteşe Spor Lisesi ve Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Spor Lisesi öğrencilerine hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Bu akşam sorusu olan ya da merak ettiği olan, kariyer olarak da olabilirse, hayatın herhangi bir yerinde de olabilir. Sadece spor olarak değil, bütün merak ettiğiniz ne varsa sorabilirsiniz çekinmeden. Herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz sayın şampiyonum. Ben teşekkür ederim. Ben bir kısa anekdot daha geçmek istiyorum izninizle. Şampiyonumuzun ilk hocalarından olan ve Muğla'mızın özellikle yağlı pehlivan güreşleri denilince akla gelen ilk isimlerinden olan Mehmet Güçlü'nün oğlu İnanç Güçlü'ye ulaştık bugün. Kendisini aradık. İnanç Hoca Köyceğiz'de aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapıyor. Camiamızın içinden birisi. Kendisi Süleyman Atlı ile ilgili şunları ifade etti. Süleyman istekli, başarılı, Muğla'nın lokomotifi bir sporcu. Biz antrenmanlarında öğrencilerimize şunu yap, bunu yap deriz. Ama maalesef çoğu öğrencimiz yüksünür bundan. Yeter artık, öğrendik, mola verelim, ara verelim derler. Ama biz Süleyman'a yeter artık, ona biz yeter artık diyorduk. Çalışma, sen kendini çok yoruyorsun diyorduk. Biz ona yol gösterdik, o fersah fersah o yolları açtı dedi. Sayın şampiyonumuz, Mehmet Güçlü ve diğer hocalarınızla ilgili neler söylemek istersiniz? Sizlerde emeği olan Kemal Hoca'dan başladınız. Aslında anlattınız onları ama her birinin şu an Ankara ASKİ'deki hocalarınız da tabii ki çok çok önemli. Bu son şampiyonada size emek veren hocalarınızın, tabii ki Türk milleti arkanızdaydı. Hep o gün televizyonların başında sizleri izledik. Öyle tahmin ediyorum ki buradaki birçok öğrencimiz, okul müdürlerimiz, hocalarımız, onlar da sizleri izlediler, gururlandırdınız. Bize bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz şampiyonumuz? Tabii ki Mehmet Güçlü ile başlamak istiyorum. Mehmet Hoca tabii ki minder güreşinde ve özellikle yağlı güreşte Türkiye'nin bir markalaşmış haline gelmiş birisi. Haş pehlivanı. Tabii ki Muğla'nın ve Denizli'nin sayılı baş pehlivanlarından. Bize yeri geldi cebinden. Yeri geldi. Mehmet Hoca'nın Milas Kızılcık köyünde yaşıyor. İnekleri vardı. Bahçesi, bağı vardı.
kesinlikle onları satmazdı. Kesinlikle sütünü ya da bahçeden çıkan meyveleri ben hiç hatırlamam onları sattığını. Getirip güreş etinde bizlere yedirirdi. Ya da bir maçlara gittiğimizde cebinden mutlaka para harcadığını hani bizzat ben gördüm. Bize evet. Çok emeğe dokundu. Aynı şekilde İnanç Hoca'nın, aynı şekilde güreş etimdeki hocalarımızın, Bünyamin Hoca'nın kendi cebinden para verip folklor ders aldırttığını, ondan sonra bizleri sosyal aktiviteyle buluşturup, ben yıllar sonra güreş eğitimde sosyal aktivite diye bir şey öğrendim. Her hafta sonları balık tutmaya götürürdü ya da pikniğe götürürdü. Bunların hepsini spor bütçesinden değil ya da sporun güreş eğitimi ayırdığı bütçeden değil, kesinlikle ben bizzat gördüğüm için bunları emin konuşuyorum. Hocanın cebinden çıkan bir şeydi. Bu da bizim başarımızı istediği için, bizim iyi yerlere gelebilmemiz için, bir nebze de olsa bize yararı dokunabilmesi için bunları yaptığına ben şahit oldum. Bizzat da bütün herkese yaptı. Bunun için ben bütün hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben şanslıyım çünkü Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi hocaları, daha önceki sporcu arkadaşlarım, abilerim, çok güzel bir ailem oldu benim. Hani benim hayatımda unutamayacağım, hayatımda dönmek istediğim anılardan, en önemli yerlerden birisidir Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi. Benim için gerçekten çok anlam ve çok farklı bir yerdedir. Hamura mayanın atıldığı bir yer olarak değerlendirebiliriz, evet, değil mi? Kesinlikle. Benim için ne zaman bir Muğla şarkısını duysam önce Güreş Eğitim Merkezi aklıma gelir, sonradan çocukluk anılarım ya da memleketim aklıma gelir. Ama önce Güreş Eğitim Merkezi, oradaki evet. Yaşadığımız, hani daha önceden güreşe ya da spora bu kadar destek ya da bu kadar profesyonelce bir destek yoktu. Tabii ki vardı ama o kadar profesyonel seviyede değildi. Yani çok güzel anılarımız oldu. Çok maddiyat ya da çok şey açısından iyi değildik ama çok güzel anıları biriktirdim. Doğru. Sayın şampiyonum, isterseniz hocalarınızdan biri de şu an aramızda. Bünyamin Emik hocamız da biraz şu an Güreş Eğitim Merkezi'nin müdürlüğünü de yapıyor kendisi. Aynı zamanda Şehit Murat İnci, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin de beden eğitimi öğretmeni kendisi. Sizin de üzerinizde emeği var. Az önce ismini okuduğum için çok iyi hatırlıyorum. Bugün kendisiyle de görüştük. İsterseniz sizinle ilgili de kısa bir anekdot ya da işte kısa bir konuşmada Bünyamin Hocam'dan rica etmek istiyorum izninizle. Tabii ki. Bünyamin Hocam, buyurun. Hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Süleyman'ın konuşmasını dinlerken bizim de burada gözlerimiz yaşarıyor. Yani büyük bir başarı öyküsü Süleyman'ın öyküsü. Tabii hedeflerimiz her zaman Süleyman gibi sporcular yetiştirmek bizim. Onlar içeride, şimdi Süleyman göremiyor onları. 40 tane kardeşi onu dinlemekte şu anda. Zaten Süleyman'ın madalyaları geldi. Biz de sürekli madalya almaya başladık ve bu bizi çok mutlu ediyor. Süleyman sağ olsun her şampiyonadan sonra gelir bizim yanımıza. Kardeşleriyle beraber yer içer yatar burada ve anılarını anlatır. Ya bunlar bizim için mutluluk verici şeyler. Tabii en büyük mutluluğumuzu inşallah biz onun için çok dua ediyoruz. Olimpiyatta alacağız altın madalyayı isteyerek. O zaman da artık biz görevimizi layıkıyla yapmış olacağız. Tabii Süleyman da bizim küçücük tuz biber olduk ama Süleyman'a emeği geçen çok büyük hocaları var. İşte Abdullah Aldemir hocamız, Mehmet Güçlü hocamız, İnanç hocamız. Onların bizlerden daha çok emekleri vardı. Kemal hocamız gene Fethiye'de. Yani Süleyman gibi öğrenciler kolay yetişmiyor. İnşallah bunun devamı gelecek. Hatta ben şunu söylemek istiyorum. Bizim hem Güreş Eğitim Merkezi'nde kalan öğrencilerimiz hem Şehit Murat öğrencilerimiz. Şu anda milli takım kampında 3 tane sporcumuz var. Mert Çelik, İlhan Aldı, Abdülbaki Doğru diye 3 tane sporcumuz var. Onlar da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor ve birinci adam kategorisindeler. İnşallah onlardan da güzel haberler işiteceğiz. Ve Süleyman gibi yeni öğrencilerimiz, yeni sporcularımız yetişecek diyorum. Ve Süleyman'a spor hayatı boyunca dolu dolu şampiyonluklar, başarılar diliyorum. İnşallah biz o İstiklal Marşı'nı ağlaya ağlaya, gözlerimizden yaş gele bağıra bağıra söyleyeceğiz bundan sonra. Başarılar diliyorum Süleyman kardeşime. Çok teşekkür ediyoruz Bünyamin Hocam. Emeklerinize sağlık. Böyle harikulade bir ve tevazu sahibi,
İnsan başarılı olur ama tevazu da eğer birlikteyse zaten güçlü bir kişilik ortaya çıkıyor. Böyle bir şampiyonun yetişmesinde emeğiniz olduğu için sizlere minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Şampiyonum ne dersiniz? İsterseniz öğrencilerinize de sizleri buluşturabiliriz. Genç arkadaşlarımız sizin ağzınızdan çıkacak olan her bir sözcüğü kendilerini rehber edinecek şekilde dinliyorlar. Öyle tahmin ediyorum. Artık siz nasıl uygun görürseniz öyle devam etsin isterseniz sohbetimiz. Sporcu arkadaşlarımızın sorusu evet, varsa onları mikrofonlarını bir kenara alabiliriz. Evet. Evet, değerli genç arkadaşlarımız, sayın şampiyonumuz Süleyman Atlı'ya, Muğla'mızın gururu, beş kazağımızın gerçekten altın evladı olan Süleyman Atlı'ya sorularınız, duygularınız varsa mikrofonunuzu açarak alabiliriz. Arkasından da sayın şampiyonumuz cevaplandıracaktır. Söz almak isteyen öğrencilerimiz varsa... Nasıl yapalım, yok mu? İyi akşamlar Süleyman Hocam. Ramazan Tekin, Hilas Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bir öğrencimiz söz almak istedi. Buyur Ramazan. Benim sorum Süleyman abime. Abi şimdi olimpiyatlar var, az bir süre kaldı. Olimpiyatlara nasıl bir hazırlanma yolu istiyorsun ve nasıl bir beslenme düzenin var, nasıl bir uyku düzenin var? Olimpiyatlara ben 2016'da Rio Olimpiyatlarına katılmıştım. 2016 Rio Olimpiyatlarına katıldığımda tabii ki gençtim o zaman. Biraz da tecrübesizdim. Olimpiyatlarda 16. oldum. 2016 Olimpiyatlarından beri ben 2016'da kendime söz vermiştim. Ben 2020 Olimpiyatlarına gideceğim. Oradan şampiyon olarak döneceğim diye. 2016'dan beri 2020 Olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Hani bu sadece Olimpiyatlara 3 ay kaldı. Olimpiyatlara 6 ay kaldı değil. Kesinlikle olimpiyatlara bir 6 ay süre içerisinde hazırlanarak olimpiyatlarda bir madalya alma gerçekten bu söz konusu bile değil. Çünkü olimpiyat sporun zirvesi, sporun en üst noktası. Hani ülkelerin orada psikolojik ve de spor anlamında verdiği bir savaş var. Oraya tamamen güzel ve profesyonel bir şekilde hazırlanmak gerekiyor. Ben de 4 yıldan beri olimpiyat için hazırlanıyorum. Tabii ki Avrupa Dünya Şampiyonalarına form tutuyorum. Ama benim hedefim 2020 olimpiyatlarıydı. 4 yıldan beri çalışıyorum. Şu an 2 ay kaldı. Bu süreçlerde şu an son demlerdeyiz. Şu an Antalya'dayız. Motivasyon kampındayız. Dinlenme kampı. 6 aydan beri yüklenme antrenmanlarımız devam ediyor. Zaten ben Avrupa Şampiyonası'ndan döndük. Direkt milli takım kampına geçtik. Kesinlikle memlekete ya da tatilde zaman olmadığı için biz direkt milli takım kampına geçtik. Antrenmanlarımıza devam ettik. Daha sonra şu an Antalya kampına geldik. Burada dinlenme kampımız. Bir iki hafta hem bir sonraki kampa vücut hem psikolojik olarak hem moral olarak hazır olsun diye. Hem de vücut olarak biraz da dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Şu an olimpiyatlara bundan sonraki kamp, yani bir hafta sonra Bolu'da kampımız var Abant'ta. Yükseklik kampımız, kondisyon kampımız. İki kamp üst üste Bolu Abant'ta yapacağız. Şu anki sistemimizde, antrenman programlarımızda kondisyona dayalı ve dayanıklık kuvvete dayalı olacak. Tabii ki güreş antrenmanı mutlaka yapacağız. Zaten güreş minderde başlıyor. Minderde bittiği için mutlaka her gün az bir şey de olsa güreşe ayırıyorum. Mutlaka boğuşma olsun, teknik olsun, mutlaka 10 dakikalık bir güreş antrenmanı yaparım. Beslenme düzenim kesinlikle yağsız, tuzsuz ve bizim milli takımın diyetisyeni var. Ben kendi özel diyetisyenim var. Bunlarla üçlü bazen konferans yapıyoruz, bazen sıra sıra ben onlara soruyorum. Neyi yemem gerektiğini zaten bana mail yoluyla ya da liste çıkartıyorlar. Genelde bu sıralar protein ağırlıklı besleniyorum ama maçlara bir ay kala ya da bir iki hafta kala karbonhidrata dönüyor bu beslenme süresi.
Karbonhidrat çünkü sporda özellikle ferdi sporlarda ilk önce vücut karbonhidratı yakmaya başladığından dolayı vücudun karbonhidrata ihtiyacı oluyor. Ben de kilo düştüğüm için karbonhidratı ne kadar depolarsam o kadar maçın içinde ya da performansım o kadar top seviyeye geliyor. Yani uyku düzenim tabii ki ayın ya da yılın çok nadir dikkat etmediğim olur. O da kendime izin verdiğim zaman ya da biraz Süleyman biraz kafa dağıtman gerekiyor. Birazcık bir hafta kendini rahat bırakabilirsin, sakin olabilirsin, rahatlayabilirsin dediğim zaman uykum ne zaman gelirse o zaman uyuyabilirim. Ama genelde 11.30'dan önce telefonu elimden yani 11'de telefonu elimden bırakıp 11.30'a doğru uyumuş olurum. Teşekkür ederim güzel soru için. Eyvallah. Biz de öğrencimize teşekkür ediyoruz. Sayın şampiyonumuz aslında Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri de Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'ne devam ediyorlar oradaki öğrencilerimiz. Şu an biz bir Ercan Hocam'dan birazdan sözü ona da vereceğim. Ercan Hocam'dan bugün bir liste aldık. 12 tane öğrencimiz uluslararası ve ulusal başarıya sahipler Milas Güreş Eğitim Merkezi'ndeki öğrencilerimiz. Ve Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilerimiz bunlar. Birçoğunu direkt almak istedik bugün söyleşimiz ama biliyoruz ki onlar şu an milli takım kampındalar. Şartlar bizim söyleşimize uygun değil tabii ki. Dolayısıyla da böyle öğrencilerimizin varlığını sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ercan Hocam'dan ben isterseniz kısa bir hem okulu ile ilgili hem de öğrencilerimizle ilgili bilgi almak isterim. Ercan Hocam buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Şampiyonumuza çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugün onurlandırdı, gururlandırdı. Öğrencilerimiz de bir araya gelerek. Tabii şöyle ifade etmek isterim ki biz 2018 yılında İnovatif Spor Programı'nı açtığımızda Milas'taki avantajlarımız ve dezavantajlarımız nedir diye düşündüğümüzde burada bir güreş eğitim merkezi vardı. Buranın müdürlüğünü yapan Bünyamin Emik bizim arkadaşımız. Onlarla da istişare ederek İnovatif Spor Programı'nı burada genel müdürümüz Nazif Bey'in takdirleriyle açtık, başlattık. Çok şükür ki şu ana kadar 6 tane milli takıma öğrenci gönderebildik, yetiştirebildik. Tabii burada asıl emek güreş eğitim merkezimizin ve Bünyamin hocamın ve ekibinin büyük emekleri vardır. Bizler sadece onları bir araya toparlama görevini yerine getirmiş olduk. Bu öğrencilerimiz farklı Anadolu liselerinde, meslek liselerinde okuyorlar idi. Biz onların hepsini spor programı adı altında toplayarak biraz daha planlı, programlı ve motivasyonlarına katkı sağlama amacında bir adım atmış olduk. Bu yönüyle de şu anda 3 öğrencimiz milli kampımızda. Diğer öğrencilerimiz şu anda benim de Bünyamin hocamla birlikte programı takip ettiğim Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim görüyorlar. İnşallah bu yıl ilk mezunlarımızı spor programımızdan vereceğiz. Pandemi sürecinde her ne kadar zorlansak da bu öğrencilerimizi üniversitelerin spor programlarına göndermek istiyoruz. Bu yönde hedeflerimiz, amaçlarımız var. Ben programın hazırlanmasında katkısı olan sizlere, il müdürümüz Sayın Pervin Türe Hanımefendi'ye ve Bünyamin Hocam'a, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Şampiyonumuz Süleyman Altı'ya çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Ercan Hocam. Çok sağ olun. Sizler de iyi ki varsınız. Şimdi okulunuzdan Sayın Şampiyonumuz bazı öğrencilerimiz aramızdaymış. Gerek Bünyamin Hocam'ın yanında gerek Ercan Hocam'ın yanında. İsterseniz o öğrencilerimizden Ramazan Tekin'e de söz vermek istiyorum ben. 12. sınıf öğrencimiz Ramazan Tekin. Uluslararası Balkan Şampiyonası'nda birinciliği var. Mehmet Akif Pirim Zafer Turnuvası'nda birinciliği var. Eğer öğrencimiz buradaysa duygularını ifade etmesini rica edeceğim ben kendisinden. Sayın Şampiyonumuza da yine sorusu varsa alabiliriz. Ramazan burada mı?
Buradayım hocam. Ramazan, görüntünü de açarsan seviniriz. Evet. Az önce sen sormuştun zaten sorunu, değil mi? Evet, evet hocam. Evet, yeni bir sorun var mıdır şampiyonumuza, yoksa diğer arkadaşlarına geçelim istersen? Günde kaç saat antrenman yapıyorsun? Evet şampiyonumuz, şimdi, günde kaç saat antrenman yaptığınla ilgili bir güzel soru geldi. Tabii ki antrenman programlarımız kamp dönemlerine göre değişiyor. Normal standart günlük antrenman saatimiz 4 saat oluyor, sabah ve akşam olmak üzere. Mutlaka 4 saat aktif antrenman yapıyoruz. Ama bazen bu 5'e çıkabiliyor, bazen 2'ye düşebiliyor. Ama standart olarak genelde 4 saat antrenman programımız sürüyor. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Yine aynı okulumuzdan ve Güreş Eğitim Merkezi'nden bir öğrencimizi daha söylemek istiyorum. Muhammed Sivrikaya. Muhammed Sivrikaya da özellikle Mehmet Akif Prim Zafer Turnuvası'nda 5. olmuş. U15 Türkiye Şampiyonası'nda da yine 3.'lüğü var öğrencimizin. Buradaysa onun da bir duygularını almak isteriz. Buradayım. Evet Muhammed'ciğim, seni sendeyiz. Bu şampiyonalara sen nasıl hazırlandın, sen nasıl başarı elde ettin? Senin duygularını da almak isteriz. Yani uyku düzenim, beslenme önemli tabii ki. Yani bunlar antrenmanlar, hocaların yemekleri. Yani bunlar önemli. Onlar olmadan olmaz. Yani. Peki sen güreşe nasıl meylettin? Nasıl başlamak istedin güreşe? Yani Uşak'ta ben bir hocam sayesinde. Cihan Ali Özbek. Ona da selamlarımızı gönderiyorsun. Evet. Allah razı olsun, bu yerlere geldim. İnşallah daha güzel yerlere gelirim. İnşallah, inşallah. Böyle bir şampiyonumuz, böyle bir örneğimiz varken Muğla'mız için gururu olan bu şampiyonumuzun yolundan, izinden, hocalarınızın tavsiyelerinden, emeklerinden vazgeçmediğiniz sürece Muğla güreşte marka olmaya devam edecek. İnşallah, inşallah. Evet, teşekkür ediyoruz Muhammed sana da. Güzel. Bir başka öğrencimizi daha bugün listede gördük yine isminin. Abdullah Hatta öğrencimiz. Uluslararası Balkan Şampiyonası'nda birinciliği var Abdullah'ın. Yine şöyle bir daha listeyi kontrol edince U15 Türkiye Şampiyonası'nda da ikinciliği var. Abdullah, sen duygularını nasıl ifade etmek istersin? Var mıdır şampiyonumuza sormak istediklerin? Ben Süleyman abiye bir sorum var. Olimpiyatlardan sonraki planı ne olacak? Onu sormak istiyorum. İyi akşamlar Abdullah. Abdullah kardeşimizin de güreşini izlemiştim daha önce. İyi akşamlar. Gerçekten gelecek vaat eden bir sporcu. Gerçekten hırslı bir sporcu. Tabii ki Güreş Eğitim Merkezi'nde birçok buna benzer sporcularımız var. Ben onun bir maçını izlemeye fırsatım oldu. Öncelikle başarılar diliyorum. Hayatın boyunca inşallah istediğin hayallerine ulaşırsın. Tabii ki benim hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Şu an bunun üzerine planlarım var. Olimpiyattan sonra ne yapmak istediğimin planları var. Ama kesinlikle bunu hem mental olarak hem de düşünce olarak şu an düşünmedim. Şu an tamamen şöyle söyleyeyim. Önümde sadece bir şeritli bir yol var. Ucunda olimpiyat var. Olimpiyattan sonra ne yapmak istediğime karar vereceğim. Ama şu anlık sadece olimpiyat. Aklımı ve psikolojimi başka yöne yormak istemediğim için sadece olimpiyatı düşünüyorum şu an. Olimpiyat şampiyonluğundan sonra olimpiyata göre aslında daha sonrası yön vereceğim hayatıma ya da spor kariyerime. Ama şu an öncelikli olarak tamamen fokus olarak olimpiyatlar. Teşekkür ederim Abdullah. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Eyvallah, biz de teşekkür ederiz. Yine listeden bir başka öğrencimiz, o da Abdullah. Abdullah Keskin de şu an aramızdaymış. Abdullah Keskin de şöyle bakıyorum, U15 Türkiye Şampiyonası'nın birinciliğini almış. O da güçlü bir sporcumuz. O da gelecek vaat eden sporcumuz. Abdullah Keskin, buradaysan seni de yine alabiliriz. Sesini açabilirsin. Buradayım hocam. Evet, duygularını almak isteriz. Hocam, Süleyman abiye bir sorum olacaktı benim. Hiç unutamadığım bir maçı
Sorabilir miyim? 2019 Büyükler Dünya Şampiyonası final maçıydı benim için. Yenildiğim bir maç. Çünkü hiç beklemediğim bir sonuçtu benim için. Daha önce iki defa güreştik. 2013'te beni gençler de yenmişti. Daha sonra ben onu Dünya Şampiyonu 2019 Dünya Şampiyonası'ndan bir yıl önce yenmiştim. Beklemediğim bir sonuçtu çünkü hedefim Avrupa Dünya Şampiyonu olup Olimpiyata gitmekti. Kolu bağlattırıp çırpındım, sayı tuşu olmuştum. O maçı ne zaman izlesem, o maçın hiç fark etmiyor. Gerçekten bu konuda çok samimi konuşuyorum. Saat kaç olursa olsun, istersen akşam olsun, sabah, öğle, o maçı izledikten sonra mutlaka antrenman yaparım. Çünkü hani kendime yedirebildiğim bir maç değildi. Kazanmak istiyordum o maçı. Yenildiğim için o maçı ne zaman izlesem antrenman yaparım. Evet. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Peki. Yine bir öğrencimiz daha şu an aramızda. Diğer öğrencilerimizin milli takım kampında olduklarını biliyoruz. Mert Çelik adlı öğrencimiz de yine U15 Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği, ikinciliği var. Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği var Mert'in. Uluslararası olarak da U15'te Avrupa Şampiyonası'nda beşinciliği var. Mert'i de yine yayın almak isterim ben. Mert. İyi günler hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam ben şu an Yıldızlar, Büyük Yıldızlar milli takım antrenmanlarında hazırlanıyorum. Allah kısmet ederse bugün milli takımda Avrupa Şampiyonası'na seçildim. Avrupa Şampiyonası'na katılmaya 80 kiloda takıma seçildim. Çok bugün... güzel bir haber. Söyleşimizde de güzel bir habere o zaman tanıklık ediyoruz hep beraber. Bu sene Zafer Turnuvası olacaktı hocam, uluslararası. Zafer Turnuvası pandemi dolayısıyla iptal oldu. Uluslararası turnuvasına katılmadılar ülkeler. Ondan dolayı bizim Zafer Turnuvası iptal oldu. Direkt Avrupa Şampiyonası'na götürecekler bizi. Avrupa Şampiyonası'nda da 80 kiloda takıma girmeye hak kazandım Türkiye şampiyonu olarak. Ve 3 günden beri yoğun geçen maçlarımız var. Kontrol maçları. Kontrol maçlarında kendimizi deniyoruz burada. 6-7 defa maç yaptım. Yenildiğim oldu, yendiğim oldu. Ve yapılan maçlar sonucu takımı seçildim 80 kiloda. Ve Süleyman abi benim şöyle bir sorum olacak. Süleyman abi ben U15'te Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Tabii hedefim büyüktü, şampiyonluktu. Ama nasip olmadı. Heyecan yaptım. Şöyle bir heyecanım oldu. Yani bir Türkiye Şampiyonası gibi değil orası Avrupa Şampiyonası. Her rakiplerim farklı bir ülkeden. Her rakiplerim farklı bir ülke şampiyonu. Şöyle gemzellim. Hep kendimden büyük görüyorum rakiplerimi. Bunu engellemek için ne yapmam lazım? Ve Yıldızlar da Avrupa Şampiyonası'nda ne yapmalıyım maçı çıkmadan önce şampiyon olmak için? Çok güzel bir soru sordun. Altın öğütler öncelikle... gelecek şimdi şampiyonumuzdan. Altın öğütler. Estağfurullah. Mert, öncelikle tebrik ederim seni. Bence benim kanaatim sen kendi ülkenin, özellikle Türkiye gibi büyük bir ülkenin en iyisisin. Yani bence bu zaten seni motive edebilmek için çok güzel bir şey. Yani en başta gelecek bir şey. Sen Türk bayrağını temsil edebilmek için oraya en iyi seçilmiş bir insansın. Ki herkes de bunu seni en iyi şekilde, bu bizim için bayrak, ülkeler arasında bayrak, hani çoğu ülkede bayraklı bayrağın çok önemi yoktur. Ama bizim Türk milletimizin bayrağı olan aşkı, bayrağı olan sevdası çok farklı bir şeydir. Bizdeki bayrak tüyleri diken diken eder. Hiçbir şekilde bayrağımızı altlarda görmeyi kimse istemez. Bunun için bu kararı veren hocaların, antrenörlerin, federasyon başkanı senin oraya Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğini bildiği için bu kararı vermişlerdir. Hani bu senin kendini motive edebilmen için zaten başlı başına iyi bir neden. Ve senden istediğim şu olabilir. Kendini motive etmen için maçlardan önce güzel odaklanman gerekiyor. Tabii ki yani sosyal medya ya da kendini çok strese sokmaman gerekiyor. Mesela benim maçım var deyip iyice kendini kapatman gerekmiyor ama maçın olduğunu bilerek odaklanman gerekiyor. Tabii ki maçlardan önce mutlaka ben maçlardan önce mutlaka salona girmeden önce dua okurum. Salona ilk girerken sağ ayağımla girerim. Mutlaka duamı okurum. Maçlardan önce duamı ederim. Yani halkımızda hayırlısını
hani bir nevi aslında stres yapmadan odaklanman gerekiyor. Bu da tamamen senin düşüncelerinde bitiyor. Kendini Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilecek kişi olarak seçildiğini bil ve şunu bil, oradaki insanlar tabii ki ülkelerin en iyi insanı ama sen de Türkiye'nin en iyi adamı olarak oraya gidiyorsun. Ya da bu da çok güzel bir ilk ikide kendini görebilecek bir neden. Bunu düşünerekten maçlarına çık ve güzel odaklan. İnşallah. İnşallah Mert ve diğer arkadaşlarımızın hepsine bizler de başarılar diliyoruz. Umarım göğsümüzü kabartmaya, bayrağımızı en yukarılara çıkartmaya, şampiyonalarda altın almaya hak kazanırsınız. Bunlar için Türk milleti hepimiz arkanızdayız. Dualarımız sizinle, Allah derman versin, güç versin diyelim. Amin hocam, teşekkür ederim. Mustafa hocam, ben bir şey söylemek istiyorum. Evet, şimdi, buyur şampiyon. Katılımcılar arasında bizim Doktor Mete Ersoy İlk Öğretim Okulu'ndan matematik hocamız var. Adnan Hoca'yı gördüm. Ona da iyi akşamlar demek istiyorum. Aa, Adnan hocam iyi akşamlar. Adnan hocama Adnan da söz da, verelim o zaman sayın şampiyonum. Adnan hocam tabii ki. Adnan hocam da bizde emeği çoktur. Adnan hocam buyurun, söz sizde. Sesim geliyor mu? Geliyor. Duyabiliyoruz Adnan hocam. Ben Süleyman'ın maçını canlı seyrettim. Ortaokuldan onun matematik öğretmeniyim. Şu anda bile konuşurken hala çok heyecanlıyım. Onu çok seviyorum. Yani son saniyelere kadar maç gitti geldi. Ve maçtan sonra hemen mesajımı gönderdim. Gözlerinden öpüyorum dedim. Sonra maçtan sonra bana döndü Süleyman'cığım. Onun tekrar gözlerinden öpüyorum. İnşallah olimpiyat şampiyonu olacak. Onu okulumuzda, Milas'ta omuzlarımızda taşıyacağız inşallah. Onları inşallah, çok öpüyorum. İnşallah hocam. Teşekkür ederim. İnşallah tüm dualarımız elbette ki şampiyonumuzun tamamen odaklandığı bu olimpiyatta altın madalya alarak göğsümüzü tekrar kabartması. İnşallah. Hocalarımdan söz almak isteyen varsa verebilirim. Ben öncelikle bu programın 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın İl Milli Eğitim Müdürümüzün talimatları doğrultusunda hazırlanmasında çok büyük emeği olan, hep geri planda durmayı belki kendisine şey yapıyor ama aslında her daim en önde olması gereken şube müdürümüz, basın halkla ilişkiler şube müdürümüz Sayın Mehmet Yaşar'a da vermek istiyorum. Mehmet hocam bu programların, bu etkinliklerin hazırlanmasında her daim bize öncü oldu. Mehmet hocam sizler de söz hakkı vermek istiyorum. Mustafa hocam teşekkür ederim. Tabii bir ekip işi yani burada hepinizin emekleri çok değerli, önemli. Şampiyonumuzu tabii öğrencilerimiz de geleceğin şampiyonlarıyla bir arada buluşturmak adına fazla araya girmek istemedim. Kendisini ilgiyle izledik. Bugün burada tabii programımızda özellikle Zoom üzerinden yaptığımız yayında Menteşe Spor Lisesi öğrencilerimiz ve Milas İmam Lisesi'ndeki spor proje okulundaki öğrencilerimiz vardı. Yani geleceğin sporcuları, geleceğin şampiyonları bugünün bir Avrupa şampiyonasıyla, Avrupa şampiyonuyla birlikte bir arada oldular. Gerçekten çok anlamlıydı, çok özeldi 19 Mayıs Gençlik Haftası'nda. Şunu görüyoruz, şampiyonumuzun konuşmalarından da görüyoruz. 102 yıl önce 19 Mayıs'ta o meşaleyi yakanlar, bugün gençlere emanet ettikleri o meşalenin yine el üstünde tutulduğunu biliyorlar. Biz bunu görüyoruz. Şimdi bakıyoruz, Mert arkadaşımız az önce söz aldı, dedi ki ben dedi milli takım seçmelerine katıldım. Sesinin nasıl titrediğini biz buradan tabii hissediyoruz. Evet. Heyecanını, evet. O gururu, o heyecanı onda hissediyoruz. Bizler de burada gururlandık, bizler de burada çok gurur duyduk. Ve abisinden, Süleyman'dan öğütler aldı. Ondan birebir tecrübelerini dinledi. Çok güzeldi gerçekten. Tabii şampiyonumuzu biz hem milli sporcumuz hem Muğla'mızın gururu şampiyonumuzu bir de bir başka yönüyle görmüş olduk. Ne kadar vefalı bir kişi olduğunu görmüş olduk. Şimdi Adnan hocam orada. Adnan hocamı tabii çok eski tanırız. Çok eski biliriz. Ben de Milas'ta yıllarca görev yaptım.
Adnan Hocam'ı burada görürken dedim ki Adnan Hocam'ın sanırım dedim tabii yani öğrencisidir. Şimdi kendisi de oradan ekrandan fark etmiş ve hocama bir selam vereyim dedi. Ben Adnan Hocam da burada ne kadar heyecanla öyle bir izliyor ki ekran başında o kadar heyecanlanıyor ki biz de burada ekrandan onu takip ediyorduk. Süleyman şampiyonumuzun da burada ne kadar vefalı olduğunu bir kez daha gördük. Bakıyoruz kardeşlerin hepsini tanıyor. Geleceğin şampiyonların hepsini tanıyor. Hepsinin maçlarını takip ediyor. Bu da gerçekten çok önemli. Onların elinden tutuyor. Onlara destek veriyor. Biz şampiyonumuzu bugün buraya Avrupa şampiyonusu olarak aldık. Şampiyon olarak aldık. Ben inanıyorum ki önümüzdeki zamanda da olimpiyat şampiyonu olarak kendisini burada ağırlayacağız. Biz tüm yüreğimizle buna inanıyoruz. Dualarımız da kendisiyle. Ben buradan tabii ki spor denilince, özellikle güreş denilince Milas'ın çok değerli sporcular, çok değerli gençlerimizi yetiştirdiğini biliyorum. Burada da öncülük eden okul müdürlerimiz yine aramızda. Şimdi kendilerine de burada söz verdiniz. Onları dinleme şansımız oldu. Tabii Milas ilk proje spor lisesiyle bu işe Milas'ta başladık. Geçtiğimiz sene de Milas Menteşe spor lisemizi açtık. Fakat malumunuz 2 yıldır, 1 yıl geçkin süredir pandemiyle mücadele ediyoruz. Sporcularımız da bundan çok etkilendi. Biz dün yine bir canlı yayındaydık. Dün de yine Avrupa ve dünyada ve ülkemizde hem sporcu hem bilim alanında derece elde etmiş öğrencilerimizle bir aradaydık. Sporcularımızın en çok değindiği konu maalesef pandemiden dolayı işte turnuvalarının ertelenmesi, yeterli zamanı bulamamaları antrenman için bunlardandı. Şimdi ama özveriyle çalıştıklarını, hocalarıyla beraber özveriyle çalıştıklarını ve şampiyonalara hazırlandıklarını, turnuvalara hazırlandıklarını, seçmelere hazırlandıklarını görüyoruz. Ve başarılar da tabii arka arkaya geliyor. Bundan da büyük bir gurur duyuyoruz. Gerçekten hocalarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Müdür Hanım çok önem verdiği bir toplantıydı il müdürümüzün, Ferbi Tren'in. Maalesef kendileri bir toplantıdan dolayı buraya katılamadı. Az önce de bir kendisiyle görüşme şansımız oldu. Şampiyonumuza özellikle çok 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 selamlarını iletti. Sizleri tekrar tekrar tebrik etti. Bütün öğrencilerimizin de gözlerinden öptüğünü, bütün gençlerimizin tekrar 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutladığını bir kez daha iletti. Ben onun selamı bende kalmasın, sizlere de ileteyim. Süleyman Hocam, sizleri tabii ne kadar disiplinli olduğunuzu biliyoruz. Uyku saatinden yeme içmenize kadar, antrenman saatinize kadar her şeyin dakika dakika olduğunu da biliyoruz. Bize bugün çok özel, çok anlamlı bir zaman ayırdınız. Sizlere daha fazla da düzeninizden alıkoymak istemiyoruz. Ben şimdi tekrar sizi öğrencilerimizle, sadece burada tabii bir arada olduğumuz Zoom üzerinden değil, YouTube üzerinden de bu yayın takip ediliyor. Ve ilerleyen zamanda da YouTube üzerinde izlenmeye devam edecek, kaydedeceğiz oraya. Gençlerimize tavsiyelerinizi, gençlerimize olan sözlerinizi sizden alalım. Ondan sonra sizin uygun gördüğünüz bir zamanda da moderatörümüz Mustafa Bey'e çok tekrar teşekkür ediyorum. Bugün bu kadar koşturmaca içinde biraz da sağlıksal sorunlar yaşamıştı ama sizin karşınızda olmak, sizlerle beraber olmak için hastaneden çıktı geldi diyeyim ben ona. Tekrar teşekkür ederim hocam, iyi ki varsın. Hocam tutmayayım sizleri. Şampiyonumuz tekrar teşekkür ediyoruz. Dualarımız seninle. Çok teşekkür ederim Mehmet Hocam. Güzel dileklerin için, güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Öncelikle gençlere ve bütün sporcu arkadaşlarıma benim sözlerim ya da bir nasihat ya da bir tavsiye olarak görebilecekleri şunu söylemek isterim. Kesinlikle bir kurduğu hayalin imkansız olduğunu düşünmesinler. Kesinlikle bir şeyi istediğinde zor olmadığını, onun sadece ağızda değil, onu tamamen hayatının her anlamında gerek arkadaşlarına da davranış biçimi bile bir hayale gitmesini ya da bir hayale onu sürüklemesini artı olarak ona gidecektir. Çünkü bazı sporcular ağzıyla söyler, hiçbir şey yapmaz, yapıyorum olmuyor gibi sözler söyler. Bence bir hayalin peşinden kesinlikle tam profesyonel anlamda gerek sosyal hayat, gerek okul hayatıyla, gerek antrenman
yönüyle, gerek uyumasıyla, gerek arkadaşlarıyla sohbet biçiminden bunları tam olarak birleştirerek hedefine doğru adımlarla gidebilir. Sadece antrenman değil, gerçekten antrenman, ben bir antrenman şeyi, kitabı okumuştum. Kitabın ismi şimdi aklıma gelmedi. Antrenman sadece bir başarının %30'u. Antrenmandan sonraki uyku, antrenmandan sonraki dinlenme, antrenmandan sonraki psikoloji, o kendini bir sonraki antrenmana hazırlama psikolojisi gerçekten çok önemli aktiviteler. Hatta uyku ve beslenme %60'ını, %50'sini oluşturuyor. Başarılı. Gençlerimize benim diyeceğim, önereceğim, kesinlikle kurdukları hayalleri tamamen arkasından gidip, tamamen onu imkansız olarak değil, ben bu hayali kurdum ve ben bunu başaracağım diyerek çalışmalarını istiyorum. Hani eğer öyle olursa zaten başarı geliyor. Bunun da örneği kendileri olacaktır. Bir başarıyı başardıktan sonra zaten onun o hissiyatın, o gururun verdiği şey seni bu sefer sürüklemeye başlayacak. Bu aynı hissi tekrar tatmak isteyeceksin. Tekrar başarmak isteyeceksin. Bu da zaten şampiyon olmak, bizim hep şampiyonların bir sözü var zaten. Hani şampiyon olmak önemli değil. Önemli olan o zirvede kalmak. Gerçekten zirvede. Evet, o zirvede kaldıktan sonra zaten o bir defa o Türk bayrağını ya da hayatın herhangi bir anlamında, sadece spor da değil, sadece hani bu ders de olabilir, bu hayatın başka anlamında da olabilir. O zirveye çıktığında o hissi senin başarından dolayı bütün dünyada ister maaşını okunması gerçekten güzel bir his. Bunu hissettikten sonra daha çok hevesleniyorsun. Çektiğin sıkıntıda ben kilo düşüyorum. 8-9 kilo gibi bir kilo düşme şeyim oluyor. Antrenmanlarda olsun, normal yemek olarak kısma olsun. Ben bu o zirveye çıktığım zaman, o ister maaşını okuttuğum zaman, Türk bayrağıyla orada dolandığım zaman gerçekten onların hiçbiri aklımda kalmıyor. Gerçekten hiçbir zorlukları düşünemiyorum. Ben arkadaşlarımdan hiçbir zorluğa yenilmelerini ve istemiyorum. Kesinlikle iradeli ve bir koydukları hedefe tamamen fokus olarak peşinden gitmelerini öneriyorum. Sayın şampiyonumuz, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir tane de kız öğrencimiz, aslında bir sürü kız öğrencimiz var şu an aramızda ama hiçbirisi söz almak istemedi ama bayan öğrencilerimizden, kız öğrencilerimizden de birinin yine duyguları varsa onları ifade etmesini rica edeceğim. Şampiyonumuzu daha fazla yormak da istemiyoruz hakikaten, Mehmet Hocam'ın dediği gibi. Onun her bir saniyesi, her bir dakikası çok çok değerli. Zirvede kalmak için bunlara uymak zorunda. Filiz, buradaysan istersen senden alalım. Bir de Menteşe Spor Lisesi'nden bir öğrencimiz Filiz Akarca. Buradaysan hemen Filiz, senin de duygularını almak isteriz bugün buraya katılımıza, veya bir başka kız öğrencimizden. Evet, Filiz burada sanırım. Evet. Değerli katılımcılar, sevgili öğrencilerim, merhaba, iyi akşamlar, teşekkür ederim. Ben Menteşe Spor Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Ay hocam, kusura bakmayın, ne olur. Buyurun efendim, buyurun. Rica ederim, bu heyecanınıza canı yürekten katılıyorum. Çok mutlu oldum. İlim adına çok mutlu oldum. Evet. Okulumdan da nice böyle şampiyonlar çıkacağına canı yürekten inanıyorum. Geçmişte okulum, çalıştığım okulum ticaret lisesiydi. Değerli beden eğitimi öğretmenlerimin katkılarıyla, çalışmalarıyla çok güzel, çok büyük başarılara imza attık. Ama spor lisesiyle bu başarılar taşlanacaktır. Daha daha büyük olacaktır. Kesinlikle. Bizim hocam, okulumuzda denemeyle evet, olacaktır. İnşallah. Bizim okulumuzda Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları çıkaracaktır. Buna inanıyorum. Heyecanınızı ben de canı yürekten hissediyorum. Çok mutlu oldum.
katıldığım için de, bana söz hakkı verdiğiniz için eyvallah, de çok eyvallah teşekkür hocam. Hakikaten bize onur verdiniz. Bir Türk Dili Edebiyatı öğretmeni olarak bugün bu söyleşiye katılıp sonuna kadar da söyleşide kalmanız hakikaten... Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Sayın şampiyonum, şu fotoğrafı sanırım siz de görüyorsunuzdur. Hem Bünyamin hocamın arkasında hem de Ercan hocamın arkasında senin ağzından çıkacak olan her bir, az önce de söylemeye çalıştım, altın öğüt gibi değerlendirmeye çalışan şu gençleri yürekten alkışlıyorum. Hakikaten onları da yürekten alkışlıyorum. Görüyorsundur sanırım, hem Ercan hocamın arkasındalar hem Bünyamin hocamın arkasındalar. Emin ol, onlara da bugün çok ışık oldun, rehber oldun, yol oldun. Umarım senin yolundan da onlar da bütün bir Türk milletinin gücüyle birlikte yürümeye devam edecekler. İnşallah, ben inşallah bu pandemi sürecinden sonra yüz yüze de hep beraber görüşürüz. Güzel bir söyleyişi gerçekleştiririz gerçekten. Evet. Tabii ne kadar güzel olsa da bir nebze karşılıklı sohbet, yüzle sohbet daha güzel olur. Umarım bu pandemiden sonra hep beraber buluşur, tekrar güzel bir söyleşi yaparız. Sen hele şu olimpiyatımızı bir al inşallah, gel, madalyamızı boynumuza bir takalım. İstiklal Marşı'mızı dediğin gibi söylettirelim orada inşallah. Da sana bütün canlı söyleşiler feda olsun sayın şampiyonum. İnşallah. Ben herkese çok teşekkür ederim. Alkışlıyoruz hep beraber. Hakikaten yolun açık olsun. Güzel haberlerini her daim almak istiyoruz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Herkesten tek isteğim... Sayın şampiyonum. Herkesten tek isteğim... iki ay sonra olimpiyat var. Bildiğiniz gibi bugünün konusu da zaten olimpiyattı. Herkesin dualarını bekliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcın olsun senin de. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Bugün bize çok onur verdin. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu bu 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz şampiyonumuz öğrencilerimizle buluşuyor etkinliğimiz. Burada sonlandıralım istiyorum Mehmet Hocam, izniniz olursa. Sayın Müdürümüzün artık selamlarını da ilettiniz. Evet, şampiyonuza tekrar teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun şampiyon. Katılımları için bütün arkadaşlarımıza, hocalarımıza, Ümit Hocam da orada, Ercan Hocam orada, Ümit Hocam orada, bütün gençlerimize, herkese ayrı ayrı selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sizler için buradayız, sizler için çalışıyoruz. Her zaman arkanızdayız, destekçinizdiz. Şampiyon tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim Mehmet Hocam. Allah razı olsun. Ben de bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün sporculara çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti, güzel bir zaman geçirdim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler sayın şampiyonum. Çok sağ ol. Söz hakkı veremedim. O kadar çok Ümit Hocam orada. Yasin Hocam en başından beri orada. Sayın şampiyonumuzun daha çok vaktini almak istemedim. Söz hakkı veremedim sizlere. Ne olur kusurumuza bakmayın. Dualarımız senin şampiyon. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Bir başka etkinliğimizde Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir başka etkinliğimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sağ olun.